Hukuk sistemine baktığımızda yine büyük Selçuklarda olduğu gibi hukuk iki kısma ayrılır. Birincisi ne diyelim? Örfi hukuk. Tabii hukukumuzda önceki hukukun etkisi var. Fethedilen bölgelerdeki eski uygulamalar da var. Artı insanların tepelerine, sistemlerine hemen devirmediğimiz için, onların anlayışlarının devamına izin verdiğimiz için, yumuşak geçiş uyguladığımız için ülkemizde böyle bir mozaik bir yapı görülebilir. Hukukumuzu ikiye ayırıyoruz. Şer'i hukuk, örfi hukuk. Şer'i hukuk, daha önce de bahsettik, İslam dini kurallarından oluşur. Kaynakları Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Başında kadılar kadısı adı verilen Kadıyl Kudat var. Hani Büyük Selçuklulardaki kadı nerede oturuyordu? Kadıyl Kudat Bağdat'ta oturuyor, ama buradaki kadı Konya'da oturur, tüm kadıları denetler. Miras, boşanma, evlenme, nafaka, velayet ve alacak davaları şer'i hukukun kapsamındadır. Şer'i davalara kadılar bakar. Kadılar hükümdar ve vezir tarafından atanır, taşra yöneticilerini, esnafları, vakıfları, kamuya hizmet eden bütün kurumları denetler. Çünkü adalet mülkün temelidir anlayışı sürekli bizde cereyan ettiği için, etkili olduğu için, adaletin her yerde tecelli etmesi için kadıya büyük bir vazife düşer. Kadı karar alırken özgürdür, kimse onlara müdahale etmez. Kadı karar alırken özgürdür dediğimiz zaman hemen yargı bağımsız yorumunu yapıyoruz. Kadı karar alırken özgür, ama kadı yanlış karar verdiği zaman, verdiği kararlara itiraz edildiği zaman, bu kararlar kadılar kurulunda temyiz edilir. Hemen buradan ne yapıyoruz? İşte kadıların denetlendiğini çıkarıyoruz. Aynı zamanda şikayet edildiğinde ifademizden halkın çıkarlarının korunduğunu çıkarıyoruz. Tamam, sen karar alırken özgür bırakılıyorsun, ama yanlış karar alırsan benim hakkımı kim koruyacak? İşte benim hakkımı da ne yapıyorlar? Koruyorlarmış. Halkın çıkarlarına dikkat. Kadının verdiği kararlar bekletilmeden uygulanır. Adaletin hemen yerine getirilmesine önem verilir. Yine tabii ki Osmanlı'da bahsettiğimiz gibi kadılar bir yerde uzun süre bekletilmez. Hani rüşvet yemesi, görevini kötüye kullanmaması noktasında önemli tedbirler alır arkadaşlar, ki adaletli yönetim devletlerimizi zaten uzun ömürlü kılıyor. Örfi hukuka baktığımızda, örfi hukuk darul ad adı verilen mahkemelerde görülen bir hukuktur. Örfi hukuk eski Türk geleneklerinden, töreden oluşur. Gelenek, görenek, ananelerden oluşacak. Asayişi bozan, yasaları çiğneyenlerle ilgili davaları kapsar. Örfi davalara emir-i dat adı verilen bir vatandaş, yani başında emir-i dat bulunur. Bu davalar divan-ı ad adı verilen mahkemelerde görülür. Emir-i dat çok geniş yetkilere sahip, gerektiğinde vezir ve divan üyelerini yargılayıp tutuklayabilir. Anadolu Selçuklarında askeri davalar özel bir statüde de değerlendirilir. Askeri davalara kadı leşker, sonra biliyorsunuz bunun adı askere dönüşüyor, verilen görevli bakar. Divan-ı mezalim vardı, girişte söylemiştik. Hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir. Hükümdar başkanlık yapar, büyük davalara bakar. Artı vakıfları, divan katipleri denetler, idareciler hakkındaki şikayetleri dinler. Kadı mahkemelerinde alınan kararlarının uygulanmasını sağlar, halkın şikayetlerini dinler, muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanmasını sağlar. En üst mahkeme pozisyonunda yer alır. Toprak sistemimiz yine Büyük Selçuklularla aynı. Ele geçirdiğimiz topraklar devletin malı sayılır. Evet. Bizde hani mülkiyet kavramı, fethedilen yerler devletin malı olduğu için çok fazla geniş de yaygın değildir. Devlet toprakları kendi malı sayar. Bir kısmını halka dağıtır. Toprak işletim ile ilgili belli kurallar koyar. Toprağın boş bırakılmaması
çok önemli bir görevdir. Amacımız üretimde sürekliliği sağlamak. Evet, ülke toprakları ikiye ayrılır. Miri topraklar artı mülk topraklar. Miri topraklar devlete ait arazilerdir. Mülkiyeti devletin. Ama devlet bu arazilerin kullanım hakkını çeşitli kurumlara devreder. Evet, devlet bu topraktan elde ettiği geliri hazineye aktardığı gibi kamu giderleri içinde kullanılır. Üç kısma ayrılır. Has arazi, geliri hükümdar ve ailesinin masrafları için ayrılan topraklar. Hükümdar bu arazileri yakınlarına da verebilir. İkta arazi, geliri, bakın toprağın kendisi değil, askere, devlet memurlarına hizmet karşılığı, maaş karşılığı. Maaş sistemi yok. Ama ne yapıyoruz? Hizmet edenlere maaş karşılığı toprak gelirini aktarıyoruz. Toprağın mülkiyeti devlete. Vergi toplama hakkı ikta sahibine, toprağa işleme hakkı kime aittir? Köylülere ait. Yine vakıf arazi, geliri hayır kurumlarına, sosyal müesseselerin masrafını karşılamaya ayrılır. Mesela medrese, darüşşifa, imarethane, cami, han, hamam, çeşme gibi kurumların masrafları için ayrılan. Kamuya yönelik ücretsiz hizmet veren vakıf toprakları satılamaz, kiraya verilemez, devredilemez, miras bırakılamaz. Bu sayede halkın ihtiyaçlarının karşılanması kolaylaşır, sosyal dayanışma sağlanır, hazineden para çıkışı engellenir. Vakıf sahibine vakıf, vakıf senedi ve vakıf sahibinin şartnamesine vakfiye, vakıf yöneticisine mütevelli, vakfedilen mal ve mülke mevkuf adı verilir. Evet, mülk topraklara baktığımızda mülk topraklar adından da anlaşıldığı gibi mülkiyeti şahıslara aittir. Bu toprakların miktarı az. Şahsi bir toprak genellikle ev, bağ, bahçe gibi taşınmaz mallardır. Alınır, satılır, miras bırakılabilir, boş bırakılabilir, her türlü tasarruf hakkı şahsa aittir. İşte biz bunları ikiye ayırıyoruz. Ya üstün hizmet gösterdiği için de Müslümanlara verilen araziler ya da işte gönlü İslam'a ısınsın diye gayrimüslimlerin elinde bırakılan araziler, bu kavramı karşımıza çıkacak. Müslümanlara ait arazilere arazi-i öşriye, gayrimüslimlere ait araziye arazi-i haraciye denir. Bu iki arazi üzerinden öşür ve haraç vergileri alınır, bunu da unutmayalım. Ekonomiye baktığımızda Anadolu Selçuklu Devleti üç tarafı denizlerle çevrili ılıman bir kuşakta yer alan ülkede oturuyor. Aşağı yukarı yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları bakımından zengin. Gerçekten özenilmiş, bezenilmiş bir konumda oturuyoruz. Tabii ülkemizde tarım var, hayvancılık var, sanayi var, dokumacılık var, el sanatları var, madencilik, ticaret, her şey var. Bir ülkede ekonominin her alanı ile ilgili çalışma varsa biz oradaki ekonomi için dengeli ekonominin varlığından bahsederiz. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti'nde konar göçerler daha çok ne yapar? İşte göçebe yaşarlar. Sınır bölgelerinde daha çok kendilerine rastlanır. Hayvancılıkla uğraşırlar. Köylerde yaşayan halkın temel geçim kaynağı tarım. Bunun yanında hayvancılık da var. Şehir halkının bir kısmı meyvecilikle, bağcılıkla uğraşır. Yine şehirlerde ayrı teşkilatın etkisiyle sanayi de gelişir. Anadolu'da dokumacılık, çinicilik, savaş araçları, madencilik, temizlik ürünleri, demircilik, bakır işlemeciliği, yağ maddelerinin üretimi en gelişmiş sanayi kollarıdır. Ayrıca kağıt imalatı ileri bir düzeye ulaşmıştır. Dericilikle uğraşanlara ne denir? Debbağ adı verilir. Konya, Ankara, Kayseri, Denizli önemli dokuma merkezleri arasında gösterilir. Diyarbakır, Siirt, Balıkesir işlenen ipekler
İpeklerin ihraç edildiği önemli merkezlerimizdir. İpek noktasına geçiyor. Kütahya, Giresun, Şap madeni de çıkarılıyor. İpek deyince aklımızda günümüze Bursa geliyor. Ama Bursa'yı burada göremiyoruz. Neden ki acaba? İpek yok muymuş o zaman? Bursa'yı göremeyiz. Neden? Çünkü Bursa'yı Osmanlı fethediyor. Anadolu Selçuklu döneminde Bursa fethedilmediği için oradaki ipeklerden bahsedemiyoruz. Anadolu konumu itibariyle ticaret yollarının kesiştiği, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Devlet ticareti geliştirmek, ticaret yollarının güvenliğini sağlamak için ne yapıyor? Her türlü terdi, altyapı, üst yapı, kervansaray, bedesten, çarşı pazar, arasta. Arasta ne? Yan yana dizilen, üstü açık ya da kapalı dükkan kümelerine verilen isim, çarşı ve hanlar. Yapılmış askeri ve siyasi seferler, devletin iktisadi ve ticari çıkarlarına göre ayarlanmış. Evet, neticede bu birazdan geliştirmek için nereye yaptığı söyleyeceğiz. Bu politikanın sonucu olarak Sivas, Konya, Kayseri ticaret merkezi haline getirilmiş. Aynı zamanda sigorta sistemi getiriyor. Devlet kervanların soyulmasına, tüccarların zarar görmesine karşılık önlemler alıyor. İlk kez sigorta sistemi uyguluyor. Yine ticareti geliştirmek için evet liman kentleri alınacak, oralara tersaneler, donanmalar kurulacak, Anadolu'nun stratejik yerlerine tüccarlar yerleştirilecek, yabancı tüccarları ülkemize gelebilmelerini kolaylaştırmak için düşük gümrük tarifesi uygulayacağız. Yabancı devletlerle ticari anlaşmalar yaparak Anadolu'yu transit ticaret merkezi haline getireceğiz. Uluslararası pazarlar bile kuracağız. Bu pazarlara ne denecek? Yabanlı adı verilecek. Yine Anadolu Selçuklu Devleti'nde banka ve çek sistemi de ne yapmış? Banka çek sistemi de uygulanmıştır. Evet, esnaf teşkilatı deyince aklımıza gelen en önemli kuruluşlardan bir tanesi. Büyük Selçuklu'da bahsetmiştik. Abbasilerin fütüvvet teşkilatı örnek alınarak kurulan ahi teşkilat. Evet, ahi teşkilatı 13. yüzyılda ahi evran tarafından Konya, Kayseri, Kırşehir bölgelerinde esnaf birlikleri olarak meydana gelen örgütlenmenin adıdır. Evet, esnaf birleşerek bu teşkilatı oluşturur. Dini, askeri, sosyal, ekonomik amaçlı bir teşkilattır. Ahi teşkilatına ait ilk mesleki örgütlenme Debbağlar, Dericiler Loncası tarafından gerçekleştiriliyor. Teşkilatın amacı ne? Teşkilatın amacı Anadolu'ya ilk geldiklerinde yayla ve dağlara yerleşen, ardından şehre inen halkın Hristiyan esnaf karşısında tutunabilmesini sağlamak. Evet, şehirlerdeki Türk ve Müslümanları Hristiyanların önüne ekonomik açıdan güçlendirerek geçirmek. Sadece Müslüman esnaf ve zanaatkarlara özeldir. Osmanlı'da loncanın içine gayrimüslimler girer ama Büyük Selçuklu Devleti'nde gayrimüslimler alınmaz. Çünkü maksadımız ne? Türk ve Müslümanları gayrimüslimlere karşı güçlü tutma. Evet, ahiler gündüzleri mesleki eğitim, akşamları dini eğitim verirler. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki esnaf teşkilatının devamı telindedir. Her mesleğin kendi içinde bir loncası. Bunların başında ahi babaları var. Bu teşkilatta usta, kalfa, çırak, evet bir hiyerarşik düzen var. Hani öğrenciler bazen hiyerarşik düzeni anlayamıyor. Hiyerarşik düzen ne demek? İşte çırak, kalfa, usta şeklinde bir düzenden oluşmaları. Bir aşama ile insanların yetişmesi. Evet, mesleki okul hizmeti de verilmiştir. Ahi teşkilatının görevlerini aşağı yukarı zaten Osmanlı loncası da aynıdır. Büyük Selçuklu bu da. Bunları bilmemiz lazım. Nedir görevleri? 1. Üretici ve tüketiciyi koruma. Üretim miktarını ihtiyaca göre ayarlama. Kaliteli mal üretilmesini sağlama. Piyasaya çıkan malların fiyatlarını belirleme. Nark kesme. Yeni iş yeri açma.
Ya da ruhsatı verme, gedik usulü. İhtiyacı olan esnafa kredi sağlama. Esnaf öldüğü zaman geride kalanların ihtiyacını karşılama. Esnafla devlet arasındaki iletişimi sağlama. Üyelerin dini, ahlaki, diğer alandaki bilgilerini artırma. Anadolu'ya göç eden, bakın sorularda insanın kafası karışabiliyor. Anadolu'ya göç eden Türkmenlere iş sahası oluşturarak yerleşik hayata geçmelerini sağlama. Evet, bunları unutmayalım. Daha önce demiştik. İşte diyor ki hangisi halkın çıkarlarını korumaya yönelik? Hangisi halkın çıkarına kaliteli mal ya da fiyat ayarlaması yapma halkın çıkarlarını korumaya yönelik? Evet, esnafın her şeyle ilgilenir. Ama esnaf arasında bir problem olduğunda yargılamaya bakmaz. Tongaya düşmeyin. Yargıya sadece kadılar bakar. Anadolu Selçuklu dönemindeki ahilik teşkilatı Osmanlı'da lonca teşkilatı olarak devam edecek. Ama kaynaklarda hatta çıkmış sorularda Anadolu Selçuklu'da da ahi yerine lonca teşkilatı ismi kullanılır. Kafanızı karıştırmayın. Eğer yani tek başına geliyorsa zaten hani bu şudu falan girmeyin. O soruya göre cevap verin. Ahilikte kadının da sosyal ve ekonomik hayatta önemi vardır. Kadınlar da teşkilatlanır. İşte Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacıyan kadınların teşkilatlanması ve gelişmesi için yardımcı olur. Dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan Rum, Anadolu Kadınlar Birliği'ni kurmuştur. Evet, Fatma Bacıyan Rum teşkilatını kuruyor. Kurulan sanayi bölgelerinde hanımlara mahsus çalışma yerleri de var. Hanımlar bu sanayi sitesinde el sanatlarını ve mesleklerini icra ederler. Kadınlar bugün de hani biliyorsunuz bazı çarşılarda kadın esnaflara kadın çarşısı ya da köy kadınlarının bulunduğu satış yerleri onları desteklemek adına vardır. Daha çok çadırcılık, keçecilik, nakışçılık, örgü gücülük, kilim, halı dokuma, ipek ve pamuk ipliği üretimi gerçekleşir. Bakın bunlarla aile geçimine katkıda bulunuyorlar. Evet, gerek mesleki teknik konularda gerekse ahlaki konularda çağın gerektirdiği bütün bilgileri bu teşkilatta öğreniyorlar. Aile geçimine katkıda bulunuyorlar. Artı tabii ki çeyiz yapma, ev hayatında lazım olacak her türlü bilgi ve görgüyü de kazandıkları için aile geçimi de yani hani kendi ailelerinin devamı da mutluluğu da bununla daha kolay temin edilir. Bağcıyan Rum gerektiğinde ülke savunmasında da görev almıştır ki Kurtuluş Savaşımızda da bir sürü ninemizin, hanımlarımızın gösterdiği kahramanlık ve tarihe geçen isimlerini de bu noktada biliyoruz. Hazine ve devletin gelir kaynaklarına baktığımızda hazinemizi hazine-i amire, hazine-i hasse olarak ikiye ayırıyoruz. Hazine-i amire devletin tüm gelirlerinin bulunduğu hazinedir. Hazine-i hasse hükümdarın şahsına ait olan iç hazinedir. Devletin diğer gelir kaynakları ise öşür. Müslümanlardan alınan onda bir orandaki ürün vergisi. Haraç gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi. Cizye gayrimüslim erkeklerinden askere gitmeme, yönetime karışmama karşılığında alınan güvenlik ya da kafa vergisi denir. Bağcı bazar, pazar yerlerinden alınan vergi, ganimetlerin beşte biri, gümrük gelirleri, liman gelirleri, komşu devletlerin hediyeleri, maden, orman, tuzla gelirler. Devlet bu gelirler ile memurların maaşını, ordunun ihtiyaçlarını, bayındırlık giderlerini karşılar. Gelir ve giderler düzenli bir şekilde devlet hazinesindeki deftere işlenir. İkta ve vakıf sistemiyle pek çok iş hazineye yük olmadan halledilir. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde henüz kendi kurumlarını oluşturamadıkları için bir süre ne yapıyorlar? Yerli halkın kullandığı Bizans parasını kullanıyorlar. Bakın, başkalarının parasını kullanma ekonomik açıdan bir bağımlılık göstergesi. Ama Selçuklu ekonomisinde
Para her ülkenin ekonomisinde olduğu gibi önemli bir rol oynar. Ve ilk paramızı kim basacak? İlk paramızı Sultan 1. Mesut, bakır paramızı. Ekonominin çok iyi olmadığını göreceğiz. Arkasından ilk gümüş ve altın parayı 2. Kılıç Arslan basacak. Ekonomimiz biraz daha düzenleniyor. Gümüş paraya dirhem, altın paraya ne denecek? Dinar denilecek. Selçuklar Moğol hakimiyetine girince sikkeler İlhanlı paralarına göre ayarlanacak. Selçuklu sikkeleri daha sonra Moğollarca basılacak. Paraların üzerine Moğol hükümdarların resimleri yer alacak. Bu da ne yapıyor? Yine onlara ekonomik açıdan bağımlı hale geldiğimizi gösterecek. Türkmen beyliklerinden Artuklu, Mengücekli, Saltuklu hükümdarları da kendi adına para bastıracak. Altın paraların 13. yüzyılda basılması, Anadolu'da Türklerin bu dönemde refah seviyelerinin yüksek olduğunu, dış dünya ile ticaret hayatına iyice girdiklerini gösterir. Önemlidir. Büyük Selçuklu'dan farklı olarak Anadolu Selçuklu'da paraların üzerinde hükümdarların portresi ve aslan resimleri vardır. Ama Büyük Selçuklu'da bu yok.